Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şu anda Macaristan'dayım arkadaşlar. Macaristan'da karantina çiftliğindeyim. Daha önce seçimlerini bizzat Almanya'dan, Almanya'nın en güzide işletmelerinden tek tek kendim yaparak nakil işlemlerini gerçekleştirip Macaristan'daki karantina çiftliğine getirmiş olduğumuz Red Hornstein gebe düvelerimizin görüntülerini sizlere çekiyorum arkadaşlar. Bu hayvanların tamamı Ege Genetik firmamız olarak Almanya'da Almanya'nın en güzide üreticilerinden beşerli, onarlı gruplar halinde bizzat seçilerek karantina çiftliğine getirilmiştir. Ve bu hayvanlarımızın yine tamamı Balıkesir merkezde bulunan Ahmet Özel kardeşimize sahiplendirilmiştir. Yani bu hayvanlar şu anda sahip aramıyoruz. Bu hayvanlarımız satılık değil arkadaşlar. Bu videoyu sizlere sadece hayvanların görsellerini sizlere de izlettireyim. Seçtiğimiz hayvanların kalitesini bizzat sizlerle paylaşmak için çekiyorum. Sizlerin de böyle talepleri olursa Red Hornstein ırkıyla ilgili olarak, siyah alaca Hornstein ırkıyla, efendime söyleyeyim Montofon, Fleckwiesimental ırkıyla ilgili talepleriniz olursa titizlikle Avrupa'dan seçtiğimiz hayvanlarımızdan sizleri de sahiplendirebiliriz. Bu hayvanlarımızı az önce dediğim gibi Almanya'nın en güzide üreticilerinden, sürülerin içerisinden benim teknik ve kalite standartlarıma uyan hayvanları seçip oradaki gerekli analizlerini, tahlillerini, her şeylerini yaptıktan sonra Macaristan'daki karantina çiftliğine getirmiş bulunmaktayız. Buradaki işletmede hayvanlarımızın yasal olarak 30 gün karantina zorunluluğu vardı ki bu da yakın zamanda bu süre bakanlığımızın aldığı kararla yurt dışı karantina süresi 60 güne çıkarılacak. Bu hayvanlarımız 30 gün karantina sürelerini tamamladıktan sonra ve yine Macaristan'da kan tahlilleri, analizleri, gerekli teknik incelemeleri yapıldıktan sonra Türkiye'ye gelmeye hak kazanacaklar. Bugün yaptığımız çalışmada biz hayvanları Almanya'dan, az önce söylediğim gibi işletmelerden kendi ön seçimlerimizle yaptıktan sonra Macaristan'a getiriyoruz ve ondan sonra da bakanlığımıza seçim heyeti görevlendirmesi için talepte bulunuyoruz. Bugün de bakanlığımızın görevlendirmiş olduğu veteriner ve zooteknist arkadaşlarımızla birlikte hayvanlarımızın gelip bizzat kontrollerini yaptırdık. Onlar bizim denetleyicilerimiz. Onlar da geldiler. Hayvanlarımızın gerek fiziksel olarak bütün özelliklerini incelediler. Efendime söyleyeyim, ondan sonra da pedigrilerindeki evrak incelememizi de tamamladık ve çok şükürler olsun ki bu çalışmaların hepsini ben önden titizlikle yaptığım için şu ana kadar hiçbir hayvanımız elenmedi. Bakanlığımızın teknik kriterleri biraz ağır arkadaşlar. Bu kriterlerin içerisinde size birkaç tane anekdot söyleyeyim. Seçimler esnasında hayvanımızın 90 günden bir gün eksik gebe olmaması gerekiyor. 210 günden de bir gün fazla gebe olmaması gerekiyor. Yani şu anda görüntülerini izlemiş olduğunuz hayvanlar 91 gün üstünde gebe, 210 gün altında gebe. Artı bu hayvanlarımız gene bizim bakanlığımızın teknik şartnamesine göre en küçük 390 günlük iken tohumlanmış olması gerekiyor. En üst olarak da
600 günlükken tohumlanmış olması gerekiyor. Bu hayvanın yaşı arkadaşlar. 390 günlük yaştan önce kesinlikle hayvan tohumlanmamış olacak. 600 günün de üstünde hayvan tohumlanmamış olma şartları var. İşte bizi gelip denetleyen seçim heyetimiz, tabii ki daha bir sürü kriter var. Özellikle Holstein ırkıyla ilgili. Bu kızlarımızın içerisinde bulunan buzağların, babalarının genetik hastalıklara karşı kodları olması gerekiyor. Yani genetik hastalıklara karşı testleri yapılmış. Bu testler pedigrilerinde işlenmiş olması gerekiyor. Aynı zamanda da babalarının testleri yapılmış ve pedigrilerine işlenmiş olması gerekiyor. Bakanlığımızın bu uygulamalarının hepsinin denetlemesini de buraya göndermiş olduğu veteriner ve zooteknist arkadaşlarımız gelip titizlikle bunların hepsini inceledikten sonra hayvanların Türkiye'ye kabulü için bir seçim tutanağı düzenleyip altını hep beraber taraflar olarak, yani ihracatçı firma olarak biz, ithalatçı firma olarak müşterimiz ve bakanlığımızın görevlendirmiş olduğu zooteknist arkadaşımız artı veteriner hekim arkadaşımız bu seçim tutanağını imzalıyorlar. Ondan sonra bu evraklarımızın hepsini düzenleyip bakanlığımıza gönderiyoruz. Kontrol belgemiz çıktıktan sonra da hayvanlarımız yüklemeye hazır duruma geliyorlar. Akabinde Macaristan'da gene birinci sınıf araçlarla hayvanlarımızı yüklüyoruz. Svingrad, Bulgaristan Svingrad dinlendirme istasyonunda 24 ile 48 saat arasında hayvanlar dinlendiriliyor. Macaristan'dan çıktıktan sonra Türkiye içerisinde kat edecekleri mesafeye göre 3 ile 4 gün arası zaman zarfında müşterilerimize teslim ediyoruz arkadaşlar. Bu kadar teknik detay yeterli sanırım. Böyle hayvanların görselleri eşliğinde sizlere bir şeyler anlatmaya çalıştım. Özellikle Red Holstein ırkına benim Savaş Dursun olarak çok yakın ilgim var. En beğendiğim ırkların birincisi olarak diyebilirim. Çünkü kırmızı beyaz bayrağımıza aşık olduğumuz gibi ben kırmızı beyaz Holstein'lara da hayranım. Çok sempatik geliyorlar gözüme. Simenteller de çok sempatik. Ama bu hayvanlar sütçü karakteri, sütçü karakter özelliği çok yüksek olan hayvanlar olduğu için ve süt yağ oranları diğer Holstein'lara nazaran bir tık daha yüksek olduğu için, efendime söyleyeyim, ayak tırnak yapıları bugüne kadar satmış olduğum hayvanlarda da tespit ettiğim kadarıyla siyah alacalara göre bir tık daha mukavemetli, daha sağlam bir yapıya sahip. Özellikle Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde sıcak iklime karşı hayvanın beyaz renkli oluşundan dolayı sıcaklık stresine daha dayanıklı olması, ki yetiştiriciler olarak, özellikle Türk yetiştiriciler olarak büyük bir hatada bulunuyoruz. İşte Avrupa'dan gelen, Amerika'dan gelen Holstein ırkları Türkiye'de yaşar mı? Bizim bu bölgemiz çok soğuk. Bizim bölgemizde Holstein yaşar mı diye bana çok sık sorular soruyorsunuz. Kesinlikle Holstein ırkları Türkiye'nin soğukluk anlamında her yerinde yaşar arkadaşlar. Holstein ırkının esas zahmet çektiği şey sıcak bölgeler, sıcak iklimler. Simentel ırkı için de aynı şeyi söylüyorum. Hayvanlar sıcak iklim olan bölgelerde, işte yukarıdan aşağıya doğru inersek kıyı bölgelerimiz diyebilirim buna. Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi de hayvanlarımız sıcaklık stresiyle karşı karşıya oldukları için o dönemde süt verimliliklerini oldukça azaltabiliyorlar. O dönemde sıcaklık stresine giren hayvanlarda döl tutma problemleri yaşayabiliyoruz. Yani her şeyiyle tam Türkiye'nin ırkı diyebilirim Red Holstein için.
hem kırmızı beyaz oluşuyla sempatik, hem beyaz rengiyle sıcaklık stresine karşı dediğim gibi özellikle kıyı bölgelerde daha dayanıklı olan bir hayvan. Bir özelliği de Avrupa'da hiç dikkate alınmıyor ama bizim için maalesef buzağının ekonomik değerinin çok kıymetli olduğunu düşünürsek kırmızı beyaz Rettenstein hayvanlara bildiğiniz simentel tohumu attığımızda, yani flek bir simentel tohumu attığımızda bu hayvanlar bize %100 kırmızı beyaz buzağı doğuruyorlar. Doğan buzağlar ya birebir babasının aynısı, yani bembeyaz kafalı bir simentel oluyor. Efendime söyleyeyim, ya da annesinin aynısı olan, şu anda görüntüleri izlemiş olduğunuz hayvanların görüntüsünde buzağlar elde ediyoruz. Elde ettiğimiz buzağlar eğer erkek doğarsa kesinlikle melez azmanlığı ortaya çıktığı için et verimliliği gerçek flek ve simentelden bile üstün oluyor. Dişi ise süt litre bazında belki biraz düşüyor ama kalite bazında, yani sütün yağ ve proteini olarak çok yukarılara çıkıyor. Bu da özellikle parakende süt satıcıları için istenilen bir özellik. Erkek buzağların satış değeri yüksek. Buzağlar elde etmiş oluyoruz Rettenstein hayvanlardan arkadaşlar. Daha fazla videoyu uzatmadan kapatmak istiyorum çünkü çok uzun videoları izlemiyorsunuz. O yüzden hepinize teşekkür ederim. Buraya kadar videoyu izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum. Tüm ırklardan Holstein, Simmental, Rettenstein, Montafon talepleriniz olursa benim telefon numaralarım bütün sosyal medya hesaplarımda yazılı. Türkiye'ye dünyanın, Avrupa'nın en kaliteli hayvanlarını getirmeye özen gösteriyorum. En kaliteli alışverişi yapmaya özen gösteriyorum. Bunu da en iyi şu ana kadar hayvan satmış olduğum, hayvan sahiplendirmiş olduğum müşterilerden öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.